Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli izleyenler, Bayraktar Rusya'ya karşı resti çekti. Putin resmen çıldırdı. Bazı açıklamalar yapan Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya'ya silah satmayacağız, Ukrayna devletinin direnişini destekliyoruz diyerek bir ifade kullandı. Bayraktar'ın açıklaması bütün dünya genelinde resmen yankı uyandırdı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı silahlı insansız hava araçları satışının geleceği hakkında bazı değerlendirmeler yaptı. Haluk Bayraktar yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya savaş açmış Rusya devletine asla silah satmadıklarını, satmayacaklarını ilan etti. SİHA teknolojisinin Rusya'ya satılıp satılmayacağına dair bazı yanıtlar veren Bayraktar, Rusya'ya hiçbir şey iletmedik veya onlardan tedarik etmedik. Bizler asla böyle bir şey yapmayız çünkü Ukrayna devletinin bağımsızlığı, egemenliği amacıyla verdiği direnişi destekliyoruz ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye-Ukrayna arasındaki SİHA ticaretine değinen Bayraktar, bu ticaretin iki ülke arasındaki havacılık, uzay alanlarında stratejik düzeyde mevcut ilişkiler bağlamında yürütüldüğünü de söyledi. Bayraktar ayrıca Türkiye ve Ukrayna devletinin SİHA teknolojisi konusunda kazan-kazan modeli üzerinden gelişmeler elde ettiğini de söyledi. Türkiye'nin SİHA teknolojisi kapsamında Ukrayna'yı desteklediğini söyleyen Haluk Bayraktar, SİHA ile beraber kullanılmış türbin motorlarını Ukrayna devletinden temin ettiklerini de açıkladı. Ukrayna-Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliğinin önümüzdeki zamanlarda devam etmesi bekleniyor. Değerli izleyenler, bu açıklamadan hemen sonra bütün gözler Rusya Devleti Devlet Başkanı'na çevrildi. Bildiğiniz gibi Putin şu anda Türkiye'ye karşı yakınlaşma senaryosu izlemişti. Ancak ana vatan Türkiye, Suriye'deki politikalarından dolayı Rusya Devleti'ne karşı sınırlı bir mesafede ilerleme kaydediyor. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda buluşmak ümidiyle.